Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz nerede olduğumuzu bilirsiniz. İzlemeyenler için de şunu söylemek isterim. Bugün arkadaşlar 2 Ağustos 1974'te Lapta muharebelerinde mayına basması sonucu tahrip olmuş bir tankı görmeye geldik. Bu alana ilk geldiğinizde şu şekilde Kıbrıs tarihini konu alan tabelalar mevcut. Bu şekilde ve burada da hemen tankın paleti yer almakta. Buna ek olarak da şahane bir manzara karşılamakta bizleri burada. Evet arkadaşlar, sizlere bu konuyla ilgili biraz bilgi vermek isterim. 2 Ağustos 1974'te Türk askerleri 2 tank ve 6 top arabasıyla Beşparmak Dağları'na doğru yola çıktı. Bu biraz sonra sizlere göstereceğim tank da mayına basması sonucu yol alamaz hale geldi arkadaşlar ve burada kaldı. Bu konuyla ilgili arkadaşlar bilgi panosu mevcut tankın önünde. Biraz sonra daha detaylı şekilde sizlere bunun bilgisini vereceğim. Tank ve çevresi yürüyüş parkuru şeklinde bir tabela yer almakta. Evet, burada da sizlere az evvel bahsettiğim bilgi panoları, biri Türkçe, biri İngilizce olmak üzere 2 adet bilgi panosu mevcut. Tank da aşağıda. Bu tank arkadaşlar yaklaşık 50 ton ağırlığında bir M48 tankıdır. Hemen tanka geçmeden önce şu şekilde bilgi panosuna gelmek isterim. Bu tank arkadaşlar Saint Hilarion bölgesinden dar ve namüsait bir yol kullanarak buraya kadar gelmiş ve düşmanı yol üzerinde döşediği mayına basması sonucu tahrip olmuştur. Şurada gördüğünüz gibi paletler yok üstünde. Ve tahrip olmasının ardından da arkadaki diğer bir tank tarafından yolun açılması maksadıyla buraya itilmiştir. Ve o zamandan beri de bu tank burada durmakta. Evet arkadaşlar, buraya gelmişken sizlere tank mürettebatı hakkında da bilgi vermek istedim. Tank Üsteğmen Mahmut Şanlıtürk, tank Onbaşı Gürler Erdağ, tank Er Abdülkadir Kurt ve tank Er Recep Doğaniyit. Tankın mürettebatı da bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii geriye kalanlar bunlar. Şöyle sizlere içini de göstermek isterim. Bilmiyorum ne kadar mümkün. İç tarafı bu şekilde. Bir de üst kapağı açık. Evet. İçi de bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, ben bu tankı sanırsam 3. ya da 4. defa görmekteyim, ziyaret etmekteyim. Ve bu defaki ziyaretimde de sizlerle paylaşmak istediğim bu görüntüleri, bu bilgileri Kıbrıs'ın tarihinde büyük bir önem taşımakta bu tank. Ve dediğim gibi bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, şunu belirtmek isterim ki buraya ulaşmak hiç de kolay değil. Yani dağ yolunu kullanarak ulaşmak zorundasınız ve yol biraz dar. Yani biz arabayla bu yolu çıkarken zorlandık. O zaman bu tank bu
ebatlarıyla o zaman bu yolu nasıl çıktığına gerçekten hayret ederim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buraya gelirseniz göreceğiniz manzara bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu videoyu yavaş yavaş burada sonlandıracağım. Bu konuyla ilgili yorum ve düşüncelerinizi yorum kısmında bırakmaktan çekinmeyin. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada bir sonraki videoları kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.